Melih Altınok, Cemaat Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu her platformda seçimleri kazanırlarsa serbest bırakacaklarını söylediği 15 Temmuz darbecilerinin örgütü The Cemaat'e selam çakmaya devam ediyor. Cemaat olarak takılırken kızdıkları ancak devlete savaş açıp darbeye kalkıştıktan sonra bağırlarına bastıkları FETÖ'ye muhabbetlerinin sebebi malum. Siyaden kuklası Fethullah Gülen'i yıkmaya çalıştığı devleti rakipleri AK Parti yönetiyor diye kötünün iyisi olarak görüyorlar. Ancak mahallelilerden oluşan cami cemaatlerinin yasal derneklerinden ya da öğretmenleriyle birlikte cuma namazına giden imam hatip öğrencilerinden rejim için kaygılanıp şimdi siyasallaşmış İslamcılarla ittifak yapanların tek çarpık ilişkisi bu değil. FETÖ'den boşalan alanı doldurma, potansiyeli kapma yarışında depara kalkan, 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen Kuytulcular adlı karanlık cemaati nasıl pohpohladıklarını görüyorsunuz. CHP trollerinin Süleymancılar isimli cemaatin öğrenci yurdundaki dayak olayını diğerleri gibi titi yapma gereği duymamaları da sebepsiz değil elbette. Peki CHP'nin bu takiyesi 2023 seçimlerinde siyasallaşmış İslami cemaatler içinde etkili olur mu? Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan karşısında CHP'nin olağan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Allah rızası için oy verirler mi? Verirler. İmamlarının Hilary ile çak yapan İslamcı Davutoğlu Babacan ya da S-400 meselesinde NATO milliyetçisi olduğu tescillenen Akşener üzerinden CHP ile yaptıkları pazarlığa bağlı tabi. Ama her şeyin bir bedeli var. Türkiye'de Amerika'ya sundukları Zelenski tipi anahtar teslim projelerle iktidara gelmeye çalışanların kemik tabanlarına bu durumu izah etmeleri gerekiyor. Hadi Kemal Bey faktöründen ötürü Alevi cemaatini ikna ettiler diye kabul edelim.'' Peki ipi Amerika'nın aparatı haline gelmiş cemaat tabelalı örgütlerle ittifak yapanlar, Atatürk'ün Türkiye'nin İngiliz zamanın Amerikası mandasına girmesini ehvenişer diye teklif edenlere en kötü şer ehvenişer cevabını verdiğini falan hatırlayan Kemalistlere ne diyecekler? CHDP derken şimdi de Cemaat Halk Partisi. Ağır gelmez mi? Midelerine oturmaz mı? Uğur Dündar, fenere renk katar. Yok yaşlandıkça kendini sarıya boyadığı için değil, mecazen söylüyorum. Vefa Küçüğün yerine Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar, takımı daha eğlenceli hale getirir. Zira futbolunun tadı yok, hatta muhabbetinin geyiğinin bile. Asabi üslubu röportaj yaptığı kişileri yumruklaması hatta ekrandan can dostlarını dayak atmakla tehdit eden Dündar'ın yönetimindeki bir takımsa manşetlerden düşmez. Dündar'ın Yüksek Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayacağı salona Müjdat Gezen'le ve Ali Koç'un ajan dediği Aykut Kocaman'la gelmesi bile olabileceklere dair ciddi ipuçları veriyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Aziz Yıldırım'ın koçu seçen vefa küçüğü yolcu etmek için Uğur Dündar'ı desteklediği iddialarını da unutmamak lazım elbette. Tabii ki Aziz Başkan'ın ne kadar baskın bir karakter olduğunu da aklımızdan çıkarmadan ne sinerji yaratırlar düşünsenize. Dolayısıyla Uğur Bey'i destekliyorum. Melih Altınok, Sabah. Melih Altınok. Allah Allah. Kim soktu dünyayı bu hale? Her yıl maruz kaldığımız grip salgınlarının devamı olan bir virüsü gerekçe gösterip dünyayı kilitlediler. İki senedir bizleri aşı pasaportu ve maske şartı gibi dayatmalarla meşgul ettiler. Çünkü pandemide asıl mesele tıbbi değil, artık sürdürülemeyen mevcut küresel ekonomik sistemin yeniden dizaynına zemin hazırlamaktı. Ve insanın mantık sınırlarını zorlayan o saçma uygulamalar olmasa, bugün yeni normal diye kabul ettiğimiz anormalliğe radikal geçişe bu kadar yaygın rıza üretemezlerdi. Olan oldu. Şekilli Fransızları marketlerin ayçiçeği yağı reyonlarının önünde birbirine ezecek hale getiren kolektif deliliğe kafa yormanın, şaşırmanın anlamı yok artık. Baksanıza sürecin başından beri bu perspektifi dile getirenler, Komplo teorisyeni diye küçümsense de Amerika başkanı bile açık konuşuyor artık. Yeni bir dünya düzeni olacak, biz buna önderlik etmeliyiz diyen Biden, 8 milyarı bekleyen süreci de şöyle tarif ediyor. Yiyecek kıtlığı konusunda konuşacak olursam bu gerçek olacak. Yaptırımların bedeli sadece Rusya'ya yansımayacak. Bizim ülkemize de Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeye de yansıyacak. Çünkü sadece bir örnek olarak ifade edeyim. Hem Rusya hem de Ukrayna buğday açısından Avrupa'nın ekmek sepetidir. Aklıma Yiğit Özgür'ün o efsanevi karikatüründeki hafifletici sepet geliyor. Evet. Hala maskesini ağzından indirmeyen Biden yine bile bile lades dediği halde pandemiden bahsetmiyor. Ortaya çıkan küresel ekonomik enkazın ülkesinde yaklaşan büyük enflasyonun sebebinin Rusya'nın bir aylık askeri operasyonu olduğuna inanmamızı istiyor. Bahane buluyor. Peki siz inanıyor musunuz? çocuk canını maliyet hesabına dahil etmeyecek kadar rasyonel davranan egemenlerin, dünyayı iki yıl kapatmanın ne gibi ekonomik, siyasal ve toplumsal sonuçları olacağını hesap edemediklerini mi düşünüyorsunuz? Ve hepimiz için asıl soru, pandemi politikalarının doğal sonucu olan küresel ekonomik sıkışmanın patlak verdiği Rusya-Ukrayna savaşında da cambaza bakmayı sürdürecek miyiz? YouTube'da doğru söyler, sözcüde şaşar. Baskı muhalefete esir almış durumda, kimse konuşamıyor, milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor, kardeşim sen vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin? Ahmet Davutoğlu ile masaya oturmuşlar, Suriyelileri göndereceğiz diyorlar. Suriyelileri getiren adam zaten Ahmet Davutoğlu. Bu sözler sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e ait. Ama boşuna bakınmayın, gazetesindeki köşesinde bu satırları okuyamazsınız. İnternette özel bir yayında konuşmuş. Belli ki muhalefetteki baskı, sözcüğü de esir almış. Aydın Engin'in ardından. Dün gazetelerde Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in vefat haberi vardı. Sıkı muhalifti ama takip ettiğim kadarıyla son 10 yıldır benim diyen liberalleri, solcuları Uğur Dündar'dan hallice bir Kemalist çizgiye savuran rüzgara direndi. Sivil siyasetin önemini yazılarından öğrendiğimiz çağdaşlarının aksine günün sonunda seçilmiş bir siyasi lideri darbe imalarıyla tehdit eder hale gelmedi. 28 Şubat'taki özgürlükçü, eşitlikçi tavrını büyük oranda sürdürdü. Diyaloğa, farklılıklara açıktı. Anlamaya çalışma uğraşını hiç bırakmadı. Bence hepsinden önemlisi Aydın Engin'in bir esprisi vardı. Alendelona yeter artık dedirten ihtiyarlık onu sertleştirmedi. Yüzü hafızamda gülerken kaydedilmiş isimlerden. Allah rahmet eylesin. Eşi Oya Baydara ve ailesine sabır dilerim. Melih Altınok, Sabah Engin Ardıç, maçın sonucu bellidir. Muhalefet ille çıkıntılık edecek ya, yeni seçim kanununda barajın daha da düşürülmesini istemiş. İyi Parti %3 olsun diyor, CHP ve gizli ortağı HDP tamamen sıfırlanmasını istiyor. Neden? Bu partilerden herhangi birinin barajla bir sorunu mu var? Hadi Gültekin Bey ya da Muharrem Bey istese anlayacağız. Hatta HDP efeleniyor. İsterseniz barajı %20 yapın gene aşarız diyor. Zor biraz. Biraz değil, çok zor. Çok zor değil, imkansız ama dilin kemiği de yok. Hem %0 isteyeceksin hem de %20 bile olsa bizi etkilemez diyeceksin. Buna da politika diyecekler ha. Nasıl olsa oy verecek robotlar böyle çelişkilerin üzerinde durmaz canım. Bunların için yapıyorlar. Muhalefet olsun için. Bir de parti geçinen minik ortaklarını meclise sokabilmek için tabii kanun tasarısını değiştiremeyeceklerini, müdahale etmeye güçlerinin yetmeyeceğini bilmezler mi? Bilirler. Fakat CHP daha Hinoğlu Hin bir numara yapmaya çalışmış. Seçim yeterliliği için kongre yapmış olma şartının AYM kararına bağlanmasını istemiş. Çünkü bu yıl kongre, pardon, kurultay yapması gerekirken yapmayacak. Ne kadar demokratik. Ve de AYM onu kurtaracak. Nasıl? Orada Sabih Kanadoğlu yok ki. Ahmet Necdet Sezer çoktan yok. Elbette bu teklifler reddedilmiş. Reddedileceğini bilmiyorlar mıydı? Evet, ama bir umut. Neyse ki yeni kanun eğer genel kurulda değiştirilmezse bir partinin seçime katılabilmek için kongresini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşulunu getiriyor. Yani CHP bir kere katakulli yapabilir, ikinci kere yapamaz. Hakçası bir kere bile ihmal etmiş olması cezalandırılmalıydı. Böylece Kemal Bey parti içi diktasının makbul bir şey olmadığını öğrenirdi. Onu bunu da diktatörlükle suçlayamazdı. Siz bunları boşverin de CHP ve irili ufaklı ortaklarına asıl felaket haberini vereyim. Anketlere göre toplumun %83.7 gibi ezici bir çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini istiyormuş. E, bu durumda nasıl güçlendirilmiş bilmem ne anayasası yapacaksın da halk oyuna sunacaksın? Reddedilince madara olmayacak mısın? İyi ki fazla sevmemiş. Geçen gün 84 yaşında ölen eski Amerika Dışişleri Bakanı Bayan Madeleine Albright tam bir İstanbul aşığıymış. Öyle dediler. Şiş kebab, Topkapı, Türk içraclı göbek dansı falan. O belli değil. Atatürk'ü de çok severmiş. Fakat bizim rahmetli Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'e kesik olduğunu da her haliyle belli ediyordu. O kadar ki rahmetli İsmail Cem bayan onu şapur şupur öpmesin diye hep Demirel'in arkasına saklanıyordu. Bayan Albright yarım milyon Iraklı çocuk öldürdük zor bir seçimde ama buna değdi demişmiş. Bizim bakanımızı Allah kurtarmış İstanbullu çocukları da. Engin Ardıç sabah.